Değerli sürücü adayları, bugün size İzmir Gazi Emir direksiyon sınav alanını dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Sınava başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey, koltuğa oturduktan sonra öncelikle koltuğunuzu ayarlayacaksınız. Daha sonra dikiz aynanızı ayarlayacaksınız. Ve en sonunda emniyet kemerinizi taktıktan sonra sınava birinci aşamasını halletmiş oluyorsunuz. Daha sonra size evet hareket edebilirsiniz komutu geldiği zaman debriyaja basıp vitesimizi bire takıp sinyalimizi verip kalkışımızı yapacağız. Şimdi güzergah üzerinde size nerelerde dikkat etmeniz gerektiği hususlar hakkında birazcık bilgi vermeye çalışacağım. Evet, bugün de zaten sınav varmış Gazi Emir'de. Evet, şu an sınavımızın başladığını görüyoruz, düşünüyoruz. Şu an önümüzde bir tane tümsek var. Bu tümseklere geldiğiniz zaman, yaklaştığınızda mutlaka debriyaja frene basıp yavaşlatıp biri alın, biriyle geçmeye özen gösterin. Aksi takdirde ikinci vitese geçmeye çalışırsanız arabayı stop ettirme ihtimaliniz çok fazla. O yüzden işi garantiye alıp birinci vitese geçmeyi ben kendi adaylarıma da bu şekilde tavsiye ediyorum ve yapmalarını istiyorum. Evet, şu an güzergahımızda ilerlemekteyiz. Burada gelirken özellikle sol taraftan otobüs ve sağ taraftan dolmuşlar yola çıkmaktadır. Buraya kavşağa gelmeden önce hemen sağımızı solumuzu şöyle güzelce de bir bakmalıyız. Eğer araç varsa, normalde yol hakkı bizim ama bizden önce davrandıysa yol hakkını o araca verebiliriz. Şimdi burada hafif bir yokuş aşağı bir yol var. Burada çok fazla arabaya gaz vermeyin. Çünkü yokuş aşağı olduğu için araba kendiliğinden daha fazla bir ivme kazanacaktır. Siz gaz verdiğiniz zaman araba olması gerekenden daha fazla hızlanacağı için arabayı durdurmakta ve hakimiyette sorun yaşayabilirsiniz. Yukarıdan gelen hızla hiç gaza basmadan sağ ayak frenin üzerinde buradaki lambalara kadar gelebilirsiniz. Baktınız kırmızı yanıyor. Hemen debriyaja basın. Frene basıp arabanızı yavaşlatın. Ve önünüzdeki arabanın arka tekerleklerini, egzozunu görecek kadar bir mesafede durmanız yeterli olacaktır. Şu an benim durduğum gibi. Eğer yukarıdan geldiniz, önünüz açık ama yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yanıyor, hemen ben gaza vereyim, bir an önce geçeyim gibi düşünmeyin. Çünkü siz tam geçeceğiniz sırada ışık değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde geçmeye özen gösterelim. Evet, birinci ışığımızı geçtik. Önünüzde bir araç varsa, sınavda genellikle önünüzde araç olacaktır. Lütfen takip mesafesini korumaya özen gösterin. Özellikle önünüzde giden sürücü adayı ise takip mesafesine her zamankinden daha fazla önem ve dikkat göstermeliyiz. Evet, diğer bir kasisimize geldik. Hemen yavaşladık. Debriyaja frene bastık. Vitesimizi bire taktık. Arabayı tamamen durdurmamıza gerek yok tekrardan kalkış yapmamız için. Arabada çok hafif bir hareket varsa o hareketle arabayı kaldırmak çok daha kolay olacaktır. Parkurumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Takip mesafesini şu an izlediğiniz gibi mümkün mertebe korumaya çalışıyorum. Evet, burada ikinci bir ışığımız var. Işığa baktık, yeşil. Evet, yaklaştık. Birazcık gaz verip hemen ışık yeşilden dönmeden ikinci ışıktan da geçişimizi sağladık. Şimdi üçüncü ışığa yaklaşıyoruz. Burası bir dört yol ağzı. Buraya geldiğinizde genellikle çoğunlukla ışığa yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden geriden baktığınız zaman ışığı kırmızı olarak gördüyseniz hemen debriyaja basın. Araba yavaş yavaş akıp giderken frene basıp arabanızı yavaşlatın. Ve az önce de söylediğim gibi öndeki arabanın tekerleklerini, egzozunu görecek kadar gerisinde durmanız sizin için yeterli olacaktır. Evet, ışıklarda duruyoruz. Yeşile dönmesini bekliyoruz. Bu esnada iki şekilde bekleyebilirsiniz. Debriyaja basıp vitesi boşa alıp ayağınızı debriyajdan kaldırıp da bekleyebilirsiniz. Ya da debriyaja basıp vitesi bire takıp kalkışa hazır bir şekilde de bekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama benim size tavsiyem debriyaja basıp vitesi 1'de hazır bekletmekte fayda var. Çünkü o sınav heyecanıyla vitesi 1'e takmayı unutursanız kendinizi burada durduk yere sıkıntıya sokmuş olursunuz. Evet. Diğer ışığımızı da bu şekilde geçtik. Eğer önümüzde bir araç varsa şimdiki gibi ağır vasıta bunu sollamamızı isterlerse ilk önce sol dikiz aynamızdan arkaya bakıyoruz. Arkamızda bir araç olmadığını gördüysek eğer hemen sola çıkış sinyalimizi veriyoruz ve sollamaya başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi önümüzdeki ağır vasıtayı solladık. Yine bir kasisimiz var. Tekrar burada bira taktık. Kalkışımızı yaptık.
ve yolumuzdan devam ediyoruz. Evet, bu eti videomda size paralel park, L park onları anlatmayacağım. İlerleyen zamanlarda gelen istekler üzerine onlar için de ayrıca video çekebilirim. Parkurlar hakkında, sınav hakkında sormanız gereken bir şeyler varsa video altına yorum olarak yazarsanız ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Buraya yaklaştığımız zaman hemen sağdan gelen araçlara ve soldan gelen araçlara dikkat etmeliyiz. Burayı da bu şekilde geçtikten sonra ileriden bir sağa dönüş yapacağız. Onun için makul bir mesafeden hemen sağ sinyalimizi veriyoruz. Biliyorsunuz sınavda sinyaller çok önemli. Tek bir sinyal kalma sebebi olabiliyor. Hemen sağa doğru yanaşıyoruz, yavaşlıyoruz. Vitesimizi bu kasesimizle de bile taktıktan sonra ve dönüşümüzü bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Evet, dönüşümüzü tamamladık. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. İleriden tekrar sola dönüş yapacağız. O yüzden buraya geldikten sonra, düzlüğü gördükten hemen sonra tekrar sola bir dönüş sinyalimizi vereceğiz. Bu dönüşümüzde sağdan gelen araçlara dikkat etmemiz lazım özellikle. Evet. Ada dönüşü yapmaya hazırlanıyoruz. Dönüşümüzü yaptık. Baktık sağda bir araba var. Eğer geçemeyecek gibiysek, kendimizi güvende hissetmiyorsak mutlaka araca yol verelim. O araç geçtikten sonra dönüşümüzü tamamlayıp tekrar sınav parkurumuza devam edebiliriz. Evet. Burada da sağ tarafımızda bir sokak var. Buraya da dikkat edelim. Birden önümüzde bir motosikletli, arabalı, bisikletli birisi çıkabilir. Evet, diğer bir ışığımıza geldik. Evet, ışığımız yeşildi. Kırmızıya döndü. Hemen debriyaja, frene basıyoruz. Aracımızı ışıkları görecek şekilde, yerdeki sarı çizgiyle geçmeyecek şekilde bekliyoruz. Yeşil ışık bize döndüğü zaman tekrar parkurumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazi Emir parkuru aslında çok kolay değil. Çok da zor sayılmaz ama birazcık böyle kendinizi vererek eğitim aldıysanız, düzgün bir kurumdan, iyi bir eğitmenden ders aldıysanız rahatlıkla bitirilebilecek bir parkurdur. Evet, parkurumuzda artık neredeyse yarısını tamamladık sayılır. Burada yine önümüzde bir yaya geçidi var. Özellikle yaya geçitlerine dikkat edelim. Eğer uzaktan baktığımızda yaya geçidinden geçmek isteyen bir yayamız varsa mutlaka yol verelim. Evet, önümüzde bir kasisimiz daha var. Tekrar burada durduk, bire taktık. Arabamızı tamamen durdurmadan aracımızı tekrar yolumuza devam ediyoruz. Evet, ikinci bir kasis var. Bu iki kasis arasını aslında birinci vitesle yavaş devirle aslında gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ondan sonra ikinci kasiste geçtikten sonra tekrar vitesinizi ikiye alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Evet, ileriden bir dönüş yapacağız. Burası biraz geniş bir dönüş. Geniş bir alan var. Çok dar girmemeliyiz. Dönüş kurallarımız vardı bizim. Neydi? Sağa dönüşler dar, sola dönüşler geniş. Evet, sola sinyalimizi verdik. Arkadan aynamızı kontrol ettik. Solumuzu kontrol ettik ve dönüşümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, şimdi parkurumuzda L park alanına yaklaştık. Az önce de söylediğim gibi L park, paralel park, düz geri gitme eğitimleri için şu an size detaylara girmeyeceğim. İlerleyen videolarımda veya talep olursa onlarla da ilgili ayrıca bir video çekip sizler için yayınlarım. L park alanına geldiğiniz zaman yapmanız gereken şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Hemen sağ sinyalinizi veriyorsunuz, yanaşıyorsunuz. Eğer önünüzde bir araç varsa o araca çok fazla yanaşmadan makul bir seviyede arkasında bekleyin ve durun. Eğer araç yoksa veya öndeki araç L parkını tamamladıysa, çıkış yaptıysa ondan sonra tekrar durduğumuz için, eğer durduysanız tekrar sola çıkış sinyali verip L parkınıza yanaşmakta fayda var. Tekrar buradan çıktık. L park alanımıza girmek istediğimiz zaman tekrar bu alandayken tekrar sağa sinyal verip o şekilde yanaşmamız gerekecektir. Sinyallerimizi unutmayalım. Bu L parkımızı yaptıktan sonra paralel park alanımıza geliyoruz. Paralel park alanında her hocanın kendine göre anlattığı farklı teknikler var, konular, anlatım şekilleri var. Bunlarla ilgili de talep olursa eğer ilerleyen zamanlarda paralel parkla ilgili de bir video çekip sizlerle paylaşabilirim. Evet, yine önümüzde bir kasis var. Kasiste yavaşladık, bire taktık. Arabamızı tamamen durdurmadık. Hemen ayağımızı debriyajdan yavaşça kaldırıp
yolumuza devam ediyoruz. Burada sağımızda bir yol geliyor. Sağımızı kontrol etmemize fayda var özellikle. Evet, sağımıza baktık. Herhangi bir araç yok. Soldan da gelen bir araç yok. Burayı da bu şekilde tamamlayıp geçiyoruz. Buradan aşağı inerken, böyle yokuş aşağı inerken arabaya gaz vermeyin. Araba çok çabuk hızlanır. Hakimiyetinizi kaybetme ihtimaliniz olabilir. O yüzden yokuş aşağı inen arabalarda gaz vermemeyi öneriyoruz. Evet, kırmızıya geldik. Debriyaja, frene bastık. Aracımızı durdurduk ve hemen unutmadan vitesimizi 1'e takıyoruz. Evet, vitesimizi 1'e taktık. Yeşil bize yandı. Tekrar yolumuza devam ediyoruz. Evet, bu döner kavşağı da geçtik. Burada mümkün olduğu kadar yolun sağından gitmeye özen gösterin. Neden? Çünkü arkadan profesyonel sürücüler geldiği zaman sizi burada kornayla taciz etmek isteyebilirler. Korna basarlar, yol isterler. Bu sefer siz heyecanlanır, eliniz ayağınız birbirine dolanır. Mesela şu an olduğu gibi sağdan devam ediyorsunuz ama sağ tarafta arabalar var. Hemen sola sinyal vererek, şerit değiştirerek yolumuza devam edebiliriz. Mutlaka sinyalimizi verelim. Evet, tekrar sağ sinyal verdim. Sağ şeride geçtim. Çünkü önümde sola dönecek araçlar vardı. Trafiği kısmen etkiliyordu. Evet, sağda araba var. Tekrar sola sinyal veriyorum. Tekrar sola çıkış sinyalimi verdim. Sola çıktım. Ve sol şeritten artık devam edeceğim. Evet, yavaş yavaş parkurumuzun neredeyse 3'te 2'lik bölümünü tamamlamış durumdayız. Şimdi buradaki kavşak bizim için çok önemli. Şimdi buradan sağa, sola ve düz olarak 3 farklı yöne araçlar yönlendiriliyor. Benim size tavsiyem burada orta şeritte kalmaya özen gösterin. Sol taraftakiler sola dönecekler, sağ taraftakiler sağa dönecek sürücüler için. Bazen böyle sağınızdan önünüze, solunuzdan önünüze geçecek sürücüler olacaktır. O yüzden buradan karşıdan karşıya geçerken özellikle az önce bahsettiğim konuya biraz dikkat edin. Evet, orta şeritte burada bekliyorum. Debriyaja bastım, frene bastım, arabam durdu. Vitesimi de 1'e taktım ve yeşil ışığın bana yanmasını bekliyorum. Biz buradan düz karşıya devam edeceğiz. Parkurumuzda çok fazla ışık var. Aynı zamanda çok fazla kasis var. Bunların yerlerini ezberlemenizde, öğrenmeniz sizin için çok büyük avantajı ve faydası olacağına inanıyorum. Sınavda heyecan yapmayın. Sizden çok hızlı gitmenizi istemiyorlar. Çok hızlı giderseniz sınavda kalma sebebi olabilir. Çok yavaş giderseniz bu adayın halen kendine güveni yok, korkuları var deyip tekrardan bir kalma sebebi olarak size bunu sunabilirler. Mümkün olduğu kadar heyecan yapmadan, paniğe kapılmadan, eğitmenin size anlattığı şeyleri, konuları tekrar tekrar böyle zihninizde canlandırarak sınavınıza devam edebilirsiniz. Evet, yeşil bize yandı. Evet, buradaki geçişimizi de sağladık. Artık parkuru bitirmek üzereyiz. En son önümüzde bir beceri işi var. O da rampa kalkış. Adayların en çok zorlandığı, sıkıntı yarattığı yerlerden bir tanesidir. Kanalımda debriyaj ile ilgili, rampa kalkışı ile ilgili anlatmış olduğum birkaç tane videom var. Arzu ederseniz o videoları izleyip oradan da birazcık farklı olarak bilgi edinebilirsiniz. Evet, bundan sonra önümüze bir ışığımız daha var. Bu ışık biraz rampada kalan bir ışıktır. O yüzden buraya yaklaştığımız zaman özellikle önümüzdeki sürücü adayıysa çok fazla dibine girmeyelim. Çünkü sürücü adayı arabayı biraz geri kaydırma ihtimali olabilir. Size çarpma ihtimali olabilir. O sebepten ötürü çok dibine girmiyoruz. Ve buradaki kalkışımız normal rampa kalkışını nasıl yapıyorsak aynı kalkışı, aynı teknikleri burada da kullanabiliriz. Rampa kalkışı tekniğini. Diğer kalkacağımız yerden çok farklı bir yer değil. Bir de burada özellikle pazar günü sınava girecek sürücü adayları için çok dikkat etmesi gereken bir yer bu ışıklar. Neden? Çünkü yaklaşık bu ışıkları geçtikten bir 100-150 metre kadar sonra bir pazar yerimiz var. Pazar pazarı kuruluyor. Özellikle o zaman insan popülasyonu ve araç popülasyonu çok fazla oluyor. O yüzden pazara yaklaştığımız zaman çok çok daha dikkat etmeliyiz. Aniden bir arabalı çıkabilir, aniden bir yaya çıkabilir. Bazen çocuklar annelerin elini bırakıyorlar, yola fırlıyorlar. O yüzden burada birazcık daha kontrollü ve dikkatli olmamızda fayda var.
Evet, bahsettiğim yer biraz sonra göreceksiniz. Evet, bu sağ taraftaki fırını geçtikten sonra pazar yerimiz bu sağ tarafımızda kalıyor. Aynı zamanda dolmuş ve otobüs güzergahı olduğu için de bazen burada trafik sıkışıp kalabiliyor. Mümkünse sınavınızı burada cumartesi günü olmanız da sizin için fayda olacağını düşünüyorum. Hemen sağ taraf rampa kalkış yeri. Hemen buraya nasıl yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Hemen yanaşıyoruz, duruyoruz. Daha sonra sıra bize geldiğinde vitesimizi 1'e takıyoruz ve burada rampa kalkışımızı yapıp sınavımızın en son beceri gerektiren işini bitirdikten sonra artık ehliyete bir adım daha yaklaştık. Buraya kadar bu şekilde sorunsuz ve sıkıntısız geldiyseniz her şey bitmiş değil. Önümüze yaklaşık bir 200-300 metrelik bir yol daha var. O yolu tamamladıktan sonra artık sizin de bir ehliyetiniz olacak. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa eğitimlerle ilgili lütfen video altına yorum yaparak sorarsanız hepsini mümkün mertebe teker teker sizler için yanıtlamaya çalışacağım. Sınava girecek, eğitim alacak bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Lütfen Instagram ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim.